Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Türk Hava Yolları'nı inceleyeceğiz. THY'de son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında geçen sene Mayıs ayı ile birlikte güzel bir trend başlatmış. 270 zirve olmuş. Zirve sonrası bir düşüş. Düşüş sonrası hemen toparlanmaya başarsa da en son zirvesini yani 270 direncini aşamamış ve devamında momentum kaybıyla birlikte oluşan satışlarla fiyat 221 seviyesine kadar gerilemiş ve buradan tekrardan tepki gelmiş ve burada düşeni kırmış yukarı yönlü hareketlerini sürdürmüş emaların üstünde de kalmış cuma günü kapanışında 250 seviyesinden gerçekleştirmiş arkadaşlar kapanış sonrası da bildiğiniz gibi Moody's tarafından Türk Hava Yolları'nın notu arttırıldı B3 olan notu B2'ye görünümü de durağından pozitife çevrildi arkadaşlar bu tabii ki de hisse için olumlu bir durum. Özellikle pazartesi açılışla birlikte güzel yukarı yönlü fiyat hareketleri görebiliriz. İsteyen arkadaşlar bu seviyelerde alım gerçekleştirebilir. Burada bir pozitif fiyatlama görmeseniz de arkadaşlar Türk Hava Yolları bu seviyeler için uygun seviyeler. Özellikle geri çekilmelerde yine kademeli alımlar yaparak Türk Hava Yolları uzun vadede tutabilirsiniz. Burada sorun olmayacaktır. Özellikle 245-246 seviyesi üstüne kaldığı sürece zaten bu uzun süredir devam eder yatay bant diyebiliriz. Fiyat 270 202 arasında sıkıştı. Yaklaşık 6 aydan beri bu, bu bölgede fiyatlarını sürdürüyor. Burada düşüş olsa bile yani bu haber akışından bağımsız olarak bir düşüş olsa bile 245-46 önemli bir destek. Yani burada gördüğünüz emalar aşağı yönlü geçilmemesi geçilse bile şurada başka Trend çizgisine doğru bir geri çekilme görebiliriz. Bu da bizi 230-229 seviyesine götürür. Bu seviyeye gelirse de alım yapın arkadaşlar. Bu fırsatı kaçırmayın derim. Ancak pozitif bir haber akışı geldi biliyorsunuz. Bu haber akışı ile birlikte pazartesi yukarı yönlü bir hareket geldiğini de görebiliriz. O yüzden trade arkadaşlar, alsat yapın arkadaşlar bu seviyelerden alım yapabilir. Ve burada 270 direncini takip etsin. İsterse buradan satsın. Ancak burası geçilirse satmaması daha iyi olacaktır. Çünkü Türk Hava Yolları zaten uzun süredir bu bantta. Bu banttan kurtulmasıyla birlikte fiyatların yukarı yönlü devam ettiğini göreceğiz arkadaşlar. Burası kritik eşik. Şurada direnç aşılmasıyla birlikte fiyat tekrardan 320-325 bandına doğru hareketini sürdürebilir. Aslında Türk Hava Yolları'na şöyle bakmalısınız. Daha önce de bildiğiniz gibi burada bir 5 aylık bir düzeltme süreci yaşanmıştı. Bu banttan kurtulması ile birlikte burada fiyat hareketlerinin devam ettiğini görüyorsunuz. Aynı şekilde burada hatta burada fincan kulp diye tabir ettiğimiz formasyonda var arkadaşlar. Hatta buna toba bile diyebiliriz. Fiyat buraya 270'e çıkarsa bunu toba da işaretleyebiliriz. Veya burada bir çanak formasyonu da var diyebiliriz. Önemli değil arkadaşlar. Sonuçta bu formasyon hepsi trendin devamının niteler. Önemli olan burada 270'in geçilmesidir. Kısa vadede, orta vadede fark etmez. 270 seviyesi geçirisi yükseliş hareketi devam edecektir arkadaşlar. Hatta burada 300-325 mantı da aslında bir nevi önemli. Çünkü bant değişecek. Bir üst kanala geçmesiyle birlikte fiyatlar yukarı yönlü hareketlerini sürdürecek ve kazanç dönemi diye tabir ettiğimiz bir bant hareketi içine girecektir. O yüzden Türk Hava bu seviyelerden isteyen arkadaşlar alır. Düşüşlerde de kademeli alım yapabilirsiniz. Sorun yok arkadaşlar. Türk Hava bulunduğu seviye itibariyle gayet uygun, cazip seviyelerde. Teknik olarak 270 kısa da önemli. Geçilmesiyle birlikte 320-325 bandına doğru yükselişler görebiliriz. Buradan trade eden arkadaşlar isterlerse bu bölgeden satabilirler. Tamamen tercih. Ancak bu bölgelerden orta ve uzun vadeli alım gerçekleştirdiyseniz pozisyonunuzu korumanız daha iyi olacaktır arkadaşlar. Şöyle biraz açalım grafiğimizi. Burada zaten kanal hareketini görüyorsunuz. Band değişirse arkadaşlar artık biz fiyatlamaların 320 ile 400 arasında olduğunu göreceğiz. Şunu da işaretleyelim. Şöyle. Yani 320 üstündeki fiyatlamalar yine orta ve uzun tutan arkadaşlar pozisyonu korabilir. Buradan orta vade alanlar da isterse burada bir pozisyonu gözden geçirir. Çünkü üst kanala geçemezse buradan satışlar da olabilir arkadaşlar. Oraya da dikkat ederseniz iyi olur. Şurada gördüğünüz tren çizgisinin tepe noktasına doğru yükselişler görmemiz mümkün. Bant değişirse de Türk Hava Yolları'nda uzun vadede artık fiyatlamanın 320 ile 400 arasında dalgalandığını göreceğiz. Yani uzun vadede Türk Hava Yolları'nın hedefi 400-405 bandıdır. Orta vadede 320-325 bandı hedeftir. 270'in üstünde arkadaşlar. Türk Hava Yolları için dolar bazlı bir grafiğimiz de var. Videonun sonuna ekleyeceğim arkadaşlar isteyenler. Onu da izleyebilir. Dolar bazlı ne durumda? Hedef fiyatlar neresi? Ona da bakabilir. Türk Hava Yolları teknik olarak bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bu kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.